Merhaba değerli izleyiciler. Adalet ve Kalkınma Partisi 31 Mart seçimlerinden sonra ciddi hareketlenmeler yaşıyor. Bir tarafta Sayın Ahmet Davutoğlu, bir tarafta da Ali Babacan ve Abdullah Gül ikilisi iki ayrı parti kurmak için çalışmalar yapıyorlar ve AKP'den de ciddi istifalar yaşandığını duyuyoruz. Üst düzeyde bakan, eski bakanların istifasının yanı sıra 800 bin üyenin de AKP'den son bir yıl içinde istifa ettiği konuşuluyor. Şimdi bunları AKP'nin ilk Dışişleri Bakanı, AKP iktidarının ilk Dışişleri Bakanı Sayın Yaşar Yakış'la konuşacağız. Sayın Yakış geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada Adalet ve Kalkınma Partisi teknesi su alıyor ifadesini kullandı. Bakalım AKP'de neler oluyormuş, Sayın Yaşar Yakış nasıl görüyor durumu, bunları kendisiyle konuşalım. Sayın Yakış, merhaba efendim, iyi günler. Merhaba, iyi günler. Ne diyorsunuz efendim, AKP teknesi su alıyor derken neyi kastettiniz? Yani bir şey, batış alametleri oluyor, siyasette bunlar olur her zaman. AK Parti'de işte 31 Mart seçimlerinden sonra ve İstanbul'da yenilenmesinden sonra Haziran'da AK Partisi'nin bir sarsıntı geçirmekte olduğu ortaya çıktı. Şimdiye kadar izlediği ekonomik politikalar ve dış politikalarda aldığı kararlarla kamuoyunun desteğinde aşınmalar olduğu ortaya çıkıyor. Bu doğaldır. Bütün partilerde olur. Ve şimdi de onun sıkıntılarını yaşıyoruz. Yani siyasi arena onun için biraz hareketli. Kurulacak partiler işte Sayın Babacan'ın başlattığı girişim, öyle zannediyorum, geniş kitlelerin desteği var. Yani Sayın Babacan geçmişte aldığı kararların arkasına durabilecek bir konumda birisi. Dış çevrelerden de öyle zannediyorum destek var. Türkiye'de reel sektöründe desteği olduğunu zannediyorum. Çünkü onun döneminde reel sektör çok büyük bir sıçrama yapmıştı. Onun için Sayın Babacan'ın yaptığı girişime daha fazla şans veriyorum. Sayın Davutoğlu'nun durumunda biraz fark var. Çünkü Sayın Davutoğlu belki gereksiz yere bir siyasi intihar sayılabilecek bir açıklama yaptı. Yani tehdit etti AK Parti'yi. Yani ben ağzımı açarsam işte birçok insan, yani bildiklerimi söylersem veya başka kelimelerle söyledi, filan tarihe falan tarih arasında olanlar, evet, dosyalar açılırsa birçok kimse kamuoyuna huzuruna çıkamaz demek suretiyle anladığım kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Kürt politikasında, HDP'ye yönelik veya genel olarak Kürt politikasında izlenen politikada hatalar yapılmış olduğunu kastetti. Ben öyle algıladım. Özellikle 7 Haziran ve 1 Kasım 2015'deki iki o seçim tarih, arası tarihini belirterek. O tarih biliyorsunuz isabet ediyor. Yani o tarihte HDP 81 sandalye kazanınca AK Parti telaşa kapıldı. O dönemdeki muhalefet partileri bu fırsatı değerlendiremediler. Yani parlamentoda çoğunluğa geçmişlerdi. Fakat MHP'nin izlediği politika, yani kendi partisini tanımlaması gerekirken MHP o yola gitmedi. Filan parti varsa bu işin içinde ben yokum demek suretiyle kendisini adeta başka partiye dayanarak, başka partiye göre tanımlamış duruma düştü ve o fırsat değerlendirilemedi. Yani AK Parti'nin mecliste azınlığa düşmüş olmasının yarattığı fırsat değerlendirilemedi. Onu en iyi Sayın Cumhurbaşkanı okudu ve izlediği bir politika sayesinde 5 ay sonra işte Ekim'deki seçimlerde
yine durumu kendi lehine çevirmiş oldu. Anladığım kadarıyla o sırada izlenen politikalarda kamuoyuna açıklanması sıkıntı yaratacak olaylar olmuş olsa gerek ki Sayın Davutoğlu, ben işte o dosyalar açılırsa birçok kimse işte kamuoyunun huzuruna çıkamaz demek suretiyle, benim kanaatimce hafif siyasi intihar sayılabilecek bir beyanda bulundu. Bu beyandan sonra da öyle zannediyorum artık AK Parti ile işbirliği yapması yolu kapatıldı. Bir de Sayın Davutoğlu'ya destek çıkanlar arasında da tabii her türlü insan vardır siyasette, her politikacının peşinden gidecek, ama destek çıkanların bir kısmı, destek vaat etmiş olanların bir kısmı şu soruyu sormaya başlamışlardır: madem Davutoğlu böyle şeyler biliyordu, o tarihte hem partinin başkanıydı hem de başbakandı. Dolayısıyla bu konumu nedeniyle o tarihte yanlış bir şey yapıldıysa ona karşı çıkması veya onu o tarihte açıklaması beklenirdi. Yıllar geçtikten sonra şimdi açıklaması değil, onu o tarihte yapması, onu yapmamış olması bir eksikliktir diye değerlendiren seçmenler vardır öyle zannediyorum. Bu kesim şimdi muhtemelen Davutoğlu'nun başlatacağı inisiyatifin peşinden gitmeyeceklerdir. Böyle bir fark var Davutoğlu'yla Sayın Babacan'ın partisinin geleceği açısından. Sayın Bakanım, siz de Sayın Babacan'ın Abdullah Gül'le birlikte oluşturduğu parti içinde yer alacak mısınız? Hayır, ben siyasetle pek ilgilenen bir insan değilim. Yani o tarihteki AK Parti'nin kurulduğu zamanlardaki koşullarda bana böyle bir teklifte bulunulmuştu. Ben de o tarihteki koşullarda Türkiye'ye bir çıkar yol olabilir diye düşünmüştüm. Fakat sonradan AK Parti'nin izlediği politikalardaki fikir ayrılığına düştüğümüz için, özellikle dış politika konusunda, ben iç politika ve ekonomik politika konusunda fazla konuşmaya yetkili görmüyorum kendimi. Çünkü o konuları benden çok daha iyi bilen başka siyasetçi arkadaşlarım var. Ama çok iyi, daha doğrusu birçok insandan daha iyi bildiğimi zannettiğim dış politika konusunda yanlış yapılmakta olduğunu her vesileyle dile getirdim. Ve makalelerimde yazdım bunu. O makalelerimde bunu yazmış olmam nedeniyle partiden ihraç edildim. Hı. Ve çok da mutlu oldum bu vesileyle yolumuza ayrılmış olmaktan ötürü. Artık tekrar siyasetle yeniden ilgilenmek bu ileri yaşımdan sonra bana cazip görünmüyor. Yani 83 yaşındayım. Allah uzun ömür versin efendim. Gayet sağlıklısınız. Sağlıklıyım ama işte şey, yani gençlere de yer bırakmak lazım. Benim siyasetten bu yaştan sonra sağlayabileceğim bir şey yok ama danışılırsa fikrime, düşüncelerimi söylerim. Ama aktif politikada yer almak istemiyorum. Peki efendim, tecrübeli bir siyasetçi ve diplomat olarak içinde de yer aldığınız AKP iktidardan düşüyor mu? Onu öyle mi görüyorsunuz? Yani AKP bir erime ve iktidardan düşme sürecinde mi? Sayın Recep Tayyip Erdoğan bize partinin ilk kurulduğu zamanlarda birçok şeyler söylemişti. Bu sorunuzla alakalı olarak aklımda kalan bir gözlemi şuydu. Hı hı. Siyasette yüz eskimesi diye bir şey vardır derdi. Evet. Siyaset herkesin yüzü eskiyebiliyor ve bu doğru yapılan zamanlarda, yani doğru işlerin yapıldığı zamanlarda dahi ortaya çıkabiliyor. Kaldı ki şimdi yanlış şeyler de çok yapılıyor. Dolayısıyla ben AK Parti'nin hem yüz eskimesi kuralı nedeniyle hem de yanlış yaptıkları şeyler nedeniyle, hem yani ekonomi politikasında yanlış yaptıkları gayet iyi ortaya çıkıyor. Çünkü herkesin satın alma gücü azaldı.
Türk seçmeni de böyle temel hak ve hürriyetler, onun demokrasi, ifade özgürlüğü gibi şeylerle fazla ilgili değil. Yani Anadolu'daki seçmenin ilk zihnini meşgul eden konular bunlar değildir. Onun cebine giren para azalmaya başlarsa, satın alma gücü azalmaya başlarsa o zaman tepki gösterir. Bence son seçimlerde özellikle İstanbul kısmındaki sonuçlar AK Parti seçmeninin artık cebine giren paranın azalmasından rahatsız olduğu ortaya çıkıyor. Ve kırılganlıklar da devam ediyor ekonomide. Dolayısıyla bundan sonra yakın zamanda bir düzelme emaresi de yok. Belki daha da kötüye gidebilecek. Onun için AK Parti'deki desteğindeki erimenin devam edeceği anlaşılıyor. Yani Sayın Erdoğan'ın kendisinden önceki siyasetçiler için söylediği siyasette yüz eskimesi olur ve dolayısıyla hani iktidara gelinir ama iktidardan düşülür tanımlaması şimdi Erdoğan'ın kendisi için mi geçerli hale geldi? Evet, ama tabii Erdoğan güçlü bir lider. Onun için o yine belki bir çaresini bulabilir ama parti yani şeyi öyle zannediyorum, birçok kimsenin indinde Sayın Erdoğan'ın prestiji devam edecektir ve öteki siyasetçilerden bu işin inceliklerine daha fazla vakıf bir insan olduğu için bir süre daha su üstünde kalabilir. Onu da bir ihtimal olarak bir köşeye yazmak lazım. Mesela şimdi bugün sabahki haberlerde, daha doğrusu tweetlerden öğrendiğim kadarıyla aralarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlıklarını kazandığı büyük şehir belediye başkanlarını Ankara'ya davet etmiş. Bu olumlu bir şeydir. Belki işte, Türkiye'yi başka nasıl kurtarabiliriz konularında görüşü. Eğer yani bu fırsatı değerlendirerek bir yumuşama yaratmak istiyorsa gayet güzel bir fırsat olur. Bunu yapacak mıdır? Ne ölçüde yapacaktır? Yine ayrıştırıcı bir dil mi kullanacaktır? Onu toplantı yapıldıktan sonra göreceğiz. Evet. Sayın Bakanım, şimdi iki parti kurulacak büyük olasılıkla. Sayın Babacan'ın ve Sayın Davutoğlu'nun partisi kurulacak. Bu arada dediğiniz gibi ekonomik durum artık iktidar açısından da belki taşınamaz hale geldi. Suriye'de yaşanan sıkıntılar, Suriye krizi artık Türkiye'yi çok büyük bir açmazın içine soktu. Amerika ile bir türlü güvenli bölge filan bir türlü oluşturulamıyor ya da işte oradaki YPG tehdidi Türkiye'nin yaklaşımı açısından sonlandırılamıyor. Dış politikada da bir sıkışıklık var. Bütün bu tartışmalar, bu durum içinde bir erken seçim öngörür müsünüz? AKP, Sayın Cumhurbaşkanı bir erken seçim kararı alabilir mi yakın zamanda ya da işte önümüzdeki bir yıl içinde? Yani ben erken seçim olup olmayacağı şu şeye göre belli şey ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Sayın Erdoğan bu işi geciktirsem mi daha karlı çıkarım, yoksa bir an önce erken seçime gitmek suretiyle mi daha karlı çıkarım hesabı yapacaktır. O hesabı nasıl çıkarsa ona göre karar verecektir. Yani orada şu faktör olacaktır. Bir, ben nasıl olsa Cumhurbaşkanıyım. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2023'e kadar devam ediyor. 2023'e kadar devam edeyim bari o sıkıntılar da devam etsin diyebilir. Birinci şok. İkincisi, bu gidiş AK Parti'nin tabanındaki aşınmayı daha da hızlandıracaktır. Öyleyse bundan da daha fazla hızlanmaması için bir an önce seçim yapayım diyebilir. Yani ya 2000 bütün ümitleri kesip de hiç olmazsa 2023'e kadar Cumhurbaşkanı kalayım değerlendirmesi yapabilir veya
daha da kötüye gitmeden şimdi şey yapıp erken seçim yapıp ne kurtarabilirsem düşüncesi olabilir. O değerlendirmeye göre karar vereceğini tahmin ediyorum. Evet. Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Dış politikada Suriye'yi de sormak istiyorum efendim, sizi yakalamışken ayrılmadan önce. Suriye'de ne öngörüyorsunuz? Kısaca onu da alabilir miyim? Yani Amerika ile işbirliği, işte bir tarafta, diğer taraftan Rusya ile işbirliği. Türkiye bir sıkışmışlık içinde midir Suriye krizinde? Çok büyük bir sıkışmışlık içinde. Yani her iki önemli aktörle de gündemi üst üste oturmayan bir ülke halinde Türkiye. Amerika ile Kürt meselesinde itilaf halinde. Şimdi bu Fırat'ın doğusunda işte ortak devriyeler falan, bir sürü şeyler konuşuluyor. Amerika'nın bu oyalama taktiğini devam edeceğini zannediyorum. Yani Türkiye hesabını yaparken Amerika'nın PYD-YPG diyelim. Çünkü PKK'ya bağlantılı olarak olduğunu hepimiz biliyoruz ama Amerika onu ayrı tutuyor. Ben PKK'yı terörist örgütü olarak ilan ettim. Artık ne istiyorsunuz? Benim asıl şeyim PYD-YPG iledir. Çünkü onları en yakın müttefikim olarak görüyorum. Ve bir bahane de ileri sürerek IŞİD'le olan mücadelede ona ihtiyacım var demek suretiyle Türkiye'yi oyalıyor. Türkiye'nin Amerika'nın çıkarlarının nerede yattığını doğru görüp, yani bir ülke eğer YPG'yi kendisine en yakın müttefik görüyorsa, hayır sen müttefik göremezsin onu, o yanlıştır demek suretiyle o ülkeyi caydırması mümkün değildir. Amerika'daki politika değerlendiricileri kendilerine YPG'yi yakın görüyorlar ve ilerideki hedefleri açısından da YPG'yi güçlendirmeyi yararlı görüyorlar. Çünkü YPG güçlenirse Amerika Suriye krizi müzakereyi, anayasal müzakere süreç için müzakereye oturulduğu zaman YPG aracılığıyla Şam hükümeti üzerinde baskı kurmaya çalışacaktır. O fırsatı elinden kaçırmak istemiyor. Şimdi evet. Türkiye'nin bunu anlayıp hesabını buna göre yapması lazım Amerika ile olan ilişkilerde. Yani Amerika'ya sen nasıl oluyor da YPG ile işbirliği yapıyorsun demenin bir alemi yok. YPG'yi yakın görüyor kendisine, çıkarlarına uygun görüyor. Ha, Türkiye bunu kabul edip bu durumda acaba Amerika ile nerede, hangi orta noktada buluşabiliriz? Onun hesabını yapması lazım. Amerika'ya rağmen YPG'ye bir operasyon yapamaz mı Türkiye Suriye'de? Yapar ama maliyeti ağır olur. Yani özellikle şimdi hava sahasını Amerika'nın kontrol ettiğini farz etmemiz lazım. Arazide de YPG'ye onlarca tırdılan şeyler, belki yüzlerce tırla sağladığı malzemeyi ve sağladığı eğitimi nazar ettire almamız lazım. Artı YPG'ye Kürt olmayan unsurlardan da büyük destekler sağlıyor. Yani Suriye Demokratik Güçleri adı altında ama şeyin omurgasını Kürtlerin oluşturduğu, Kürt aktivistlerin oluşturduğu bir muhalefet unsuru oluşturdu. Ben bunu Suriye'deki demokratik güçler olarak görüyorum diyor. Ama başarılı olan Kürtler de pek tabii ki kumanda mevkilerindedir demek suretiyle Kürtlerin ötesine geçen bir oluşum sağlamaya çalışıyor. Kendi elinde tutabileceği ve manipüle edebileceği. Bu kadar büyük gücü elde ettikten sonra Amerika'yla dalaşmamız halinde tabii dalaşabiliriz ama
Türkiye'nin kayıpları da Türk kamuoyunun kolay kolay kabul edemeyeceği boyutlara ulaşabilir orada. Evet. Bütün bunların hepsinin Suriye gibi yabancı bir ülkede cereyan edeceğini düşünüyoruz, düşünmemiz lazım. Yani Türkiye PKK ile kendi toprağında, Diyarbakır'da, Siirt'te, bilmem nerede, kendi topraklarında mücadele ederken dahi kayıplar verdiğine göre güvenlik güçlerimiz düşman bir ortam olan Suriye topraklarında vereceği zayiat pek tabii ki daha fazla olacaktır. Yani özellikle hava hakimiyetinin de, hava alanının da, hava sahasının da kontrolünün o bölgede Amerikalılarda olduğunu düşünürsek, bu Amerikalılarla ilgili olan sıkıntımız Ruslarla da benzer, yani gündem farkımız var. İdlib'de Rusya'nın gündemi bir an önce oradaki çeşitli ülkelere mensup veya Suriye'deki çeşitli kesimlere mensup olan eli silahlı insanları tasfiye etmektir. Türkiye ise bunu istemiyor ve özellikle kendisinin desteklediği silahlı muhalefetin tasfiye edilmesini istemiyor. Ama işte bir taraftan Rusya orada hava sahasına hakim. Ondan sonra Suriye hükümeti de ben kendi topraklarımdaki silahlı muhalefeti tasfiye edeceğim diye çaba sarf ediyor. Arkasında Rusya gibi güçlü bir devlet varken ve İran gibi milislerle de bu güçler desteklenirken öyle zannediyorum İdlib'de daha ileride şeyde de tabii Fırat Kalkanı bölgesinde de Afrin'de de benzer durumlara karşıyız ama şu anda acil durumda olan İdlib'dir. İdlib'de bizim tam ne yapmak istediğimizi uluslararası kamuoyunu ikna edecek şekilde izah etmemiz lazım. Yani biz orada eli silah tutan Suriye silahlı muhalefetin tasfiye edilmesine karşı mıyız? Suriye topraklarının, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunmak prensibimiz var. Çeşitli Astana toplantılarında ve yani Astana ve bu Rusya'nın güneyindeki Soçi toplantılarında toplantının sonunda her seferinde biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine sadıkız diyoruz. Egemenliğine sadık olunca Suriye hükümetinin kendi egemenliğini topraklarının tamamına teşmil etmesine karşı çıkmamızı izah etmek mümkün müdür? Doğru. Zordur. Doğru. Böyle bir sıkıntımız var orada. Aynı şey Fırat'ın doğusunda da yani Amerika sayesinde ayakta duruyor bu bizim politikamız. Yoksa Suriye topraklarına girip orada şehirler, köyler, ondan sonra yerleşme merkezi kurmak yani sen kimin toprağında yapıyorsun bunu? Evet. Oraya getireceğin adamların hepsi oranın eskiden orada yaşayan insanlar değilse onu izah edemezsin. Sen oranın nüfus terkibini değiştiriyorsun. Uluslararası camiada zor kullanarak nüfus terkibini değiştirmek uluslararası camiada kabul görmeyen bir şeydir. Türkiye bugün oradaki nüfus terkibini değiştirirse yarın Suriye sükunete kavuştuktan sonra Beşar Esad bunları Türkiye bu şekilde değiştirmişti. Buraya sonradan getirilen adamları şimdi kovuyorum. Ondan sonra oraya eskiden oturan insanlara veriyorum bu binaları, bu
yapılan inşaatları falan diyebilir. Yani Türkiye'nin bunu iyi değerlendirip nasıl olsa orası Türkiye, Suriye toprakları olarak kalacaktır. Eğer bizim o topraklarda gözümüz yoksa, ki bir karış toprağında gözümüz yoktur diye bunu sık dile getiriyoruz. O zaman neden o masrafları yapıyoruz, neden bu gayretleri sarf ediyoruz? Onun da, o sorunun da sorulması lazım. Evet. Sayın Bakanım, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bizim TV'ye yaptığınız bu açıklamalar için. Sağ olun efendim, var olun. İyi günler. İyi dilekler, iyi günler. Teşekkürler. Evet, değerli izleyiciler, YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.